Siz karantinada üretim yapabildiniz mi? Neler yapabildiniz? Var mı böyle projeler? Var var bir sürü bir şeyler yapıyorum yani, hatta kolektif yaptığımız işler var, arkadaşlarla günlük tutuyoruz. Ama Ne onun güzel. dışında zaten bir öykü üzerinde çalışıyorum, işte bir roman çalışması var. O tabi bu zamana yayılacak bir şey, onun araştırmasını yapıyorum. Ve diğer bir sürü rutin başka işler sürüyor. Uzaktan eğitimler sürüyor. Yani karantina benim gündelik yaşantımda neyi değiştirdi? Çok az şey değiştirdi aslında. Bir tek sosyalleşme kısmı azaldı doğal olarak. Arkadaşlarla daha az görüşebiliyoruz ya da böyle görüşebiliyoruz. Ama onun dışındaki çalışma ritmimde bir değişiklik olmadı doğrusu. Yani hatta daha çok okumaya ve yazmaya daha çok zaman bulabildim Sanki aslında. evet, sanki sanatla uğraşanlar bir parça daha bu Evet. süreçte olma yetisini yaşıyor ve daha rahat atlatıyor sanki, değil mi bu Tabii. süreçleri? Tabii. İşinize bağlı tabii. Yani bir de o da var. Eğer stres yaratıyorsa bu sizin üzerinizde, yani bir iş endişesi, yarın ne olacak endişesi çok ağır basıyorsa, işsiz kaldıysanız ve geleceği göremiyorsanız, tabii sanatla da uğraşsanız o yani ne kadar sizi şey yapar, gerçekliğin değil mi zorlayıcılığını bir kenara koyarsak, evet sanatla uğraşanlar için çok yani zor bir dönem sayılmaz. Ama dediğim gibi başka tabii kaygıları da oluyor insanların haklı olarak. Ama yani geçen de hep onu düşünüyorum. Yani evdeki kitapların değerini de daha fazla anlıyor insan. Yani tamam internet var ama yani kazara elektrik kesilse, internet kesilse, bir şey olsa, 3 gün internet olmasa bir tek elimizde evdeki kitaplar var. Defterlerimiz var, kalemlerimiz var. Sonuçta birdenbire nesnenin değeri de anlaşılır hale geliyor. Nasıl ki insanlar gidip aman makarnası toplayayım diyor. Kitap da stoklamak gerekiyor belki okuyacağınız. Neyse ki yani kitaplar ben hep online alıyordum zaten şeyden. Şimdi yani kitapçılar kapalı tabii herhalde ama kitapçıya gidemesek de kitap alınabiliyor. Evet, o boşluktan yine nelerle karşılaşıyoruz? Sizin o ansiklopedilerle küçükken karşılaşmanız gibi galiba. Evet. Bir Evini de keşfediyor insanlar değil mi? Evi keşfediyor. Yani ben onu kesinlikle. fark ettim. Sokağını keşfediyor. Penceresinden dışarıda görünen manzarayı keşfediyor. Bir keşif süreci de oldu karantina. Şimdi tabii korkular var, başka kaygılar var ama bir de böyle bir yakın plan, insanın kendisi, kendi çevresi, onları keşfetmesi, çekmecelerini karıştırması falan, yani böyle bir farklı bir ruh durumu oluştu. Ben onu hissediyorum. En azından kendimde, kendi yakın çevremde görüyorum. Biraz bu iyileştirici bir durup düşünme zamanı oldu. Bir de tabii evet, salgın nedeniyle sağlığını kaybedenler var ve bu şey yaratıcı. Ama bir taraftan da işte dünyanın durması, dünyanın kendini tamir edebilmesi umut veriyor. Ne açıdan? Ya demek ki hani bu küresel iklim krizi, yaşanılan gelmekte olan felaketlerin de önünü alabiliriz demek ki. Yani bir karar versek hep birlikte kifer edebiliyoruz demek ki. Yani ben çok şaşırdım bütün dünyanın böyle kapanma kararı alabilmesi, bütün uçakların birden durması. Değil Yani mi? bu hiç tarihte benzersiz bir şeyi yaşıyoruz şu anda. Aslında tam anlamıyla benzersiz, hiç yaşanmamış bir şey. Ve bir yandan da bu dünyanın ne kadar küresel bir yer olduğunun da göstergesi. Hem birbirine tam anlamıyla bağlı ve bu yüzden de durdurabildiğimiz bir dünya. Yani sonuçta dünya ilk kez salgın görmüyor. Yani veba salgınlarını en azından tarih kitaplarından herkes hatırlar. 1300'lerden başlıyor, hiç bitmiyor. Yani 1900'lerin başında bile işte Asya'da birçok yerinde dünyanın hala veba var. Avrupa'da evet azalmış olsa bile. Sonuçta aktif olarak 300-400 sene insanlığı uğraştırmış bir hastalık. Yani şimdi hani deniyor bunlar, bu virüsler acaba insan yapımı mı falan? Hiç şart değil. Tam tersi, insan yapımı olan ilaçlarla değil mi? Tıbbın ilerlemesiyle ancak vebadan kurtulundu. Bir de öyle de bir şey var. Yani ama dediğim gibi o zaman dünyası farklıydı.
şimdiki dünya gerçekten çok acayip. Yani hem korkutucu bir büyüme trendi içerisinde, ama şu gösterdi ki biz istesek demek ki durdurabiliyoruz. Havayı da temizleyebiliyoruz, suyu da temizleyebiliyoruz, değil mi? Ozon da kendini tamir edebiliyor. Demek ki belki de Gerçekten. hala çok geç değil. Yani bu iyileşme meselesi bir tema olarak karantinanın aslında bize öğrettiği ve umut verici taraflarından bir tanesi oldu. Bir başka tarafta tabii tıbbın önemine, bilimin önemi birden ortaya çıktı, değil mi? Yani son bu yaşadığımız çağ, önce postmodern dönem, sonra post-truth denilen, değil mi? Sürekli olarak yani bilime karşı böyle bir güvensiz ve neredeyse böyle bir, yani hiçbir önemi yok herhangi bir düşünceden iş gibi bir hava vardı, ama şimdi öyle değil. Evet. Da. Sanki böyle elimizdekilerin farkına varmak gibi, hani keşfetmek diyorsunuz ya. Şey gibi, Freud'un gerçeklik ilkesi gibi. Yani birden gerçeklik ilkesiyle karşı karşıya, burun buruna geliyor. Aynen. Yani gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Yani bunun şeyi yok çünkü. Şakası yok yani. Evet. Bu yüzleşme sürecinde de gelen sorularla da belki birleştirebilirim bunu. Çok neden okuyoruz? Neler okuyabiliriz? Sizlerin de eğer varsa kendi kitaplarınızdan da önerebileceğiniz. Tabii burada yazarlıkla ilgili de sizin takipçilerinizden de çok fazla soru geliyor. Biraz biz bugün sürece aslında odaklanmıştık. Evet. Ama belki siz de hani okumayla ilgili, bu süreçte veya yazmayla da ilgili önerebileceğiniz şeyler varsa onlara bir parça cevap olur. Evet, yani benim eğitimlerimde kullandığım büyü bozumu yaratıcı yazarlık kitabı, eğer yazmaya ilgi duyan dinleyiciler varsa onlara hitap eder. Sadece yazmaya da değil aslında, yani böyle biraz eleştirel okurluk kazanmak isteyen, birazcık daha okuma konusunda da bir kılavuz edinmek isteyenler için hem o hem de 602. Gece diye bir kitabım var. Orada da biraz daha hem bu modern edebiyat, postmodern edebiyat nedir ve bizim edebiyatımızdaki ana eksenler, işte Tanpınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk üstünden bir edebiyat okuması, bunları öneriyor. Önerebilirim. Kendi diğer kitaplarımı tek tek önermek istemem. Yani merak edenler bence bulurlar onları. Ama başka benim hep önerdiğim bir şey var aslında. Onu söyleyeyim, bence daha faydalı olur. Yani benim sevdiğim şu kitabı okuyun demektense, kendi sevdikleri kitapları insanların nasıl bulacaklarına dair bir yöntem öneriyorum. O da şu, gidip bir öykü seçkisi, antolojisi alabilirler ve o antolojiye, birçok da var. Mesela İnkılap Yayınları'nın var, Yapı Kredi'den çıkmış, Sait Faik almış öykülerin antolojisi var. Birçok var yani, hazırlanmış. Bunlar genellikle böyle 100 tane falan Türk edebiyatından, yabancı edebiyat içinde var. Seçilmiş öykülerdir. Şimdi bu seçi neye göre seçilmiş? Valla işte zamanın eleğinin üzerinde kalmış diyelim. Yani belli başlı elimizde 100 yazara indirgesek Türk edebiyatında bunlar var diyebilirsiniz. Ve bunları alıp okusunlar, ama bunu böyle çok da ödev gibi okusunlar. Yani şöyle, sıkıldınızsa tamam geçin o zaman, onu da okumayı verin. Yani 100 tane yazarın yüzünde okumak ve sevmek zorunda değilsiniz. Ama bu yüzün içinde kendinizi tutamayıp zaten son bir bakmışsınız öykü bitivermiş. Ha, siz onu sevdiniz zaten. Yani o 100 öyküden eminim bir 20 tanesini seveceksiniz zaten. O 20 taneyi de biz kendi içinde kıyaslarsınız, şu 5 tane baya baya hoşuma gitti dersiniz. İşte size 5 tane yazar. O 5 yazarın diğer kitaplarını alırsınız. Onları okursunuz. Sonra o 5 yazar acaba hangi dönemin yazarları, var mı bir bağlı bulunduğu ekol, onların anıldığı, başka bunlara benzeyen yazar kim var? Ve böyle böyle kendi okuma çizginizi derinleştirmeye başlarsınız ve yazar keşfedersiniz. Ama yazarı keşfetmenin yolu böyle gidip kitapçıda rastlantısal kitap almak değil, kitap arka kapaklarını okumak da değil. Niye? Arka kapak yazıları sonuçta kitabı pazarlamak için yazılan, her zaman güzel şeylerin yazıldığı, değil mi? Ve sizin çok ilginç bu roman. İlginçse acaba benim ilgimi çeker mi?
Onu kimse bilemez. Onu okumadan bilemezsiniz. Ama bakın dediğim bu yöntemi eğer uygularsanız o zaman kendi yazarlarınızı keşfetmeye başlarsınız. Sonra yeni yazarlar da bazen ne yapıyorlar? Kendi sevdikleri yazarları söylüyorlar. Mesela ben sorsalar diyorum işte mesela ben Kafka'yı severim. Borges'i severim değil mi? Yani bunun gibi John Fons'u çok severim. Paul Auster'ı severim. Coetzee'yi severim. Ne bileyim Pamuk'u severim. Tanpınar'ı severim. Şimdi siz bu yazarları dinliyorsunuz. O zaman diyorsunuz ha bu yazarları seviyor. Belki ben de onu sevebilirim. Çünkü ben de bunları seviyorum. Bu da demek bunları söylemenin nedeni neleri sevdiğini insanların söylemesinin bir yolu birbirini tanımak aslında. Yani çünkü oradan anlayacağız nereden neyi sevdiğine bakarak tanıyoruz kişileri. Böyle böyle yeni yazarları da o zaman şans vermek mümkün hale gelebilir. Eski evet yani benim önerebileceğim en çok bu. Bir de şeyin önerisini de tekrar edeyim. Bir başka yazarın Ray Bradbury'di galiba. Diyor ki şöyle ki ben kendim de uygulamak istiyorum ama bir türlü fırsatını da bulup tam yapamıyorum çoğu zaman ama ideal bir şey. Yani her gün diyor dönüşümlü olarak birinci gün bir şiir okuyun, ikinci gün bir deneme, üçüncü gün bir öykü. Sonra tekrar şiir deneme öykü, şiir deneme öykü diye okuyun ve bir yılın sonunda bakın 100 tane şiir okumuş olacaksınız, 100 tane öykü, 100 tane deneme. 100 tane farklı fikirle karşılaşmış olacaksınız. Bu çok zenginleştirici bir şey aslında. Yani sistemli, bakın yine işin püf noktası bence o süreklilik ve rutin. Süreklilik ve o rutinden Pardon. geçiyor. Evet bir donma oldu. Yani her gün tekrar ettiğiniz zaman yani küçük küçük eklenen şeyler üst üste ileride büyük bir sonuç yaratıyor. Evet, hep kendinizi keşfetme süreci gibi, yine bu da belki bu Evet. süreçte de aynı şekilde hani kendimize, içimize dönmek durumunda kaldık. İçeride neler var? Bunu yazarlığa nasıl geçirebiliriz? Sabrederek arzularımızı belki dediğiniz gibi bir şekilde o sürece dahil ederek, sonra da bu yası yaşamaya izin vererek gibi, sanki sizin dediklerinizde. Doğru tabii vedalaşıyorsunuz sonra artık o bitti. Bittiğini de kabul etmeniz lazım. Yani artık orada yani yapılacak bir şey yok. Artık o okurun. Okurun. Ama Evet. her zaman şey şansınız var tabii canım. Yani pişman oldum ben bunu piyasadan çekeceğim. Bir daha da bastırmayacağım. ya da değiştireceğim tekrar yazacağım. Bakın bunlara da imkan veriyor. Edebiyatın öyle mesela hayatta bunu yapamıyorsunuz. Değil mi? Hayatta yani artık ne bileyim babanızı mezardan çıkarıp ya baba bir daha baştan başlayabilir miyiz diyemezsiniz. Ama bir romanı pekala birçok örneği vardır. Yok ya ben bunu baştan yazacağım onu unutun. Artık onu yayınlamıyorum ve tekrar gözden geçirdim ve yeni baskısı bu diyebilirsiniz. Bunlar işte hep demin dediğimiz o en baştaki gerçeklik üzerinde bizim bir tür kendi irademizi uygulayabilmemize imkan sağlıyor. Yani bize bir özgürlük alanı açıyor aslında. Yani hayat çünkü bizim özgürlüklerimizin kısıtlanmalarının toplamı. Yani böyle durabilmemiz bile yer çekimi nedeniyle. Yani niye uçamıyorum? Uçmak çok istiyorum ama uçamıyorum maalesef. Ama Aynen işte edebiyatta, sanatta işte o bütün kendimize bir özgürlük alanı açıyoruz. öyle. Evet, yani aslında sorularda da hani edebiyatta izini görüyor muyuz bu yaşadığımız dönemin diye sorulmuş. Az da vaktimiz kaldı ama sanırım siz de zaten hani yaşadığımız süreç dolayısıyla hani bize eşlik ettiği için, o süreçte yazdığımız için doğal olarak etkiliyor diye söylüyorsunuz. Evet, etkiliyordur muhtemelen ama doğrudan birebir konu olarak çıkar mı, ne kadar çıkar onları göreceğiz. Biraz edebiyat arkadan gelir. Yani yaşananlara çok ani, çok hızlı tepkiler edebiyat üstünden çıkmıyor. Yani garip bir şeyi var, kendi ritmi var. Çünkü kişi üzerinden ilerleyen bir şey edebiyat, kişinin deneyimleri üzerinden ilerleyen bir şey. Çok psikolojik tarafları var, çok araştırılmaya muhtaç tarafları var. Mesela büyük felaketler yaşandıktan sonra neden edebiyatta bunların karşılıklarını daha fazla görmüyoruz?
Değil mi? Çok benzer bir İspanyol gribi yaşanmış mesela. Hep onu konuşuruz. Nerede edebiyatta karşılığı? Dünya edebiyatında, Türk edebiyatında ne kadar az işlenmiş aslında. Belki de insanı unutmak istiyor. Yani Belki de. o, evet, yani birçok böyle büyük felaketler var. Onların anlatılarının kurulması da bir problem. O da kendisi de bir araştırılası bir alan. Ama ben şimdi bir kişi olarak bakıyorum. Daha ben yazma tarafında olduğum için, yani akademik tarafı çok bunun ayrıca çalışılabilecek şeylerle dolu, konularla dolu. Ama kişinin evet kendisini var edebilmesinin ve mutlu edebilmesinin bir yolu olduğunu düşünüyorum. Yazmanın ve sanatın her türünün. Ve sadece yazmanın değil, okumanın da tabii. Peki, bir dakikamız kaldı. Bayağı su gibi aktı gerçekten zaman. Sizle sohbet ederken çok güzel şeyler ben kendi adıma öğrendim, deneyimledim sizden. Estağfurullah. Çok teşekkürler gerçekten davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun tekrar. Buradan da hikayemizde kalacak bu. Aynı zamanda YouTube'a da yüklemeye çalışacağız. Aynen, buradan da izleyebilirler. Peki, son bir şey söylemek ister misiniz? 15 saniye sayıyor gerçi ama. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ ben de. Peki, görüşmek üzere o zaman. İyi akşamlar diliyorum bütün katılımcılarımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar.